رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا معين. والحمد لله رب العالمين. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Aciziz, zayıfız, fakiriz. Başımızda binlerce musibetler ve belalar dönüyor. İşte bütün bunlar karşısında dua yapmaya çok ihtiyacımız vardır. Allah'a dayanmaya ve Allah'tan yardım istemeye çok ama çok ihtiyacımız vardır. Dua aynı zamanda bir ibadettir. Allah'a karşı kulluğumuzun gereğidir. İşte dua yapmakla mükellef olan bizler dua yaparken usulünce yapmalıyız. Şartlarına riayet ederek yapmalıyız. Ve inşallah sonuçta Cenab-ı Hak da kabule karim buyuracak. Ve böylece arzu ettiklerimizi hem dünyada hem ahirette kerem-i lütfu ilahiyle elde edecek. Ve tabii ki düşmanlarımızdan da inşallah korunmuş olacağız. Bu noktadan çıkış yaparak usulünce dua nasıl olmalıdır? Ayetlerden gelen sarih ve işari manalarla alacağımız vaziyet ve hadis-i şeriflerde beyan edilen duanın farzı, vacibi, sünneti, adabı mesabesinde yapacağımız işler, fiiller, davranışlar, tutum, şekil nasıl olmalıdır? İşte bunların üstünde durmaya başlamıştık. Ve bugün de iki hususa daha kısaca temas etmek isterim. Duanın kabule karin olma şartlarından bir tanesi de duaya başlarken hamdele ile başlamak. Hazreti Adem'in yeryüzünde ilk sözü elhamdülillah olmuştur. Allah ruhundan ruh nefrettiği zaman Hazreti Adem'e Adem canlanı verdi. İskelet, yerde yatan iskelet bir anda canlandı ve bağışlayın Adem aksırdı veya bazen hapşırdı deriz ve elhamdülillah dedi. Cenab-ı Hak da ona mukabelede bulundu. Yerhamdülillah. Elhamdülillah diyene Allah yerhamdülillah ile mukabele ediyor demek ki. Ve buna şahit olan melekler de yehdine ve yehdikümullah dediler. Bir Hazreti Adem sünneti olarak o devirden bütün peygamberlerde ve dinlerinde ve günümüze kadar dinimizde de aksıran elhamdülillah der, onu duyan yerhamdülillah der ve tekrar elhamdülillah diyen kimse yehdine ve yehdikümullah diyerek mukabelede bulunur. Ve Kur'an-ı Kerim'in de ilk suresinin ilk ayeti elhamdülillah ile başlar. Kainat ağacının çekirdeğinin ruhunda, özünde Muhammed Aleyhisselam'ın nur çekirdeği vardır. Kainat da hamd ile adeta başlamıştır. Demek her işin başında elhamdülillah vardır. Bu kadar lütuf ve ihsanlardan sonra sonunda yine elhamdülillah ile mukabele edilmeli, böyle tamamlanmalıdır. İşte duaya başlarken de elhamdülillah ile besmele çekiyoruz zaten. Ama sonra ellerimizi kaldırdıktan sonra elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Bu kadarcık dememiz yeterli midir? En azından bu kadar demelidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah ile başlayan 4 tane büyük sure daha vardır Fatiha'dan sonra. Fatır suresi, En'am suresi, Kehf suresi ve Sebe suresi. Ama nice surelerin de içerisinde elhamd ile başlayan pek çok ayet-i kerimeler vardır. Ne kadarını söyleyebiliyorsak. Çünkü bu elhamdülillah ile başlayan ayetlerin içinde
Niye hamd ettiğimizi de gerektiren Allah'ın nimetleri de sayılır. Allah'ın nimetlerini sayarak, Ya Rabbi bu kadar ihsan ediyorsun, bu kadar nimet veriyorsun, elhamdülillah deyip, önce bu kulluk şuurumuzla Cenab-ı Hakk'a dua etmeye başlamak ve hamdele diyoruz buna kısaltılmış olarak ve sonra da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salatü selam ile duaya başlamaya devam etmek. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselam elhamdülillah ile hatırladığımız, saydığımız o nimetlerin hem yaratılmasında hem de bize ulaşmasında vesiledir. Evet, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vesile-i vusulün en başında bulunmaktadır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ya eyyühellezine amenuttakullah ve bitehu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun Sadakallahul Azim buyurmuşlardır. Ey iman edenler, Allah'tan çok korkunuz. Başka ayetin ifadesiyle Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkunuz ve Allah'a ulaşmada vesileler ittihaz ediniz. Onlarca Allah'a ulaşmada vesileler var. Dua da bir vesiledir, ibadetler de bir vesiledir, vesiledir, vesiledir. Ama bütün bunların başında Hazreti Muhammed Aleyhisselam vardır. Nitekim ezan duasında Allahümme Rabbe hadihi taveti tamme Vessalatil kaime eti Muhammedenil vesilete vel fazilete ve derecete refiatel aliye duasında da Hz. Muhammed Aleyhisselam'a o vaat ettiğin vesileyi ver ya Rabbi diyoruz. Vermiş. Biz de ona salatü selam getirmekle onu vesile kılarak Cenab-ı Hakk'a dua dua yalvarmamız duamızın kabule karin olma şartları içerisinde zikredilmiştir. Sadece başında hamdeleden sonra salvele getirmek değil, duanın ortasında da yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ara ara salatü selam getirmek ve mutlaka duanın da sonunda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salatü selam ile dualarımızı tamamlamak, dualarımızın kabulünün şartları içerisinde ve önemli usulü olarak da Hadis-i Şeriflerce Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tatbikatının da içerisinde bize anlattığı, tembih ettiği, dikkatimizi çektiği önemli hususlardır. Fadale İbni Ubeyd anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dua eden bir adamın duası sırasında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a salat ve selat selam okumadığını gördü. Adam hemen direkt ellerini kaldırıp duaya başladı. Gördü Efendimiz Aleyhisselam da bunu. Efendimiz Aleyhisselam terbiyeci, öğretici o adama işaret ederek bu kimse acele etti buyurdular. Sonra öğretme vazifesi olduğundan adamı yanına davet edip herkese de duyuracak şekilde şöyle buyurdular. Biriniz dua ederken Allahü Teala'ya hamdü sena ederek başlasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlasın. En az bu kadar ama ne kadar çok hamdü sena edebilirse. Tekrar edeyim. Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah ile başlayan ne kadar ayetler varsa hepsini okuyabilirse o bahşettiği nimetleri de tekrar ederek, terdat ederek, tezkir ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte hamd ile duaya başlamaya dikkat çekiyor. Ve sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat, selam okusun. Sonra da dilediğini Allah'tan istesin buyurmak suretiyle duaya başlarken makbul duada dikkat edeceğimiz şarta dikkat çekiyor. Tirmizi'de geçiyor, bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor, Nesai'de geçiyor ve bu mevzu büyüklerimiz tarafından da bize anlatılmıştır. Bu hadis-i şerifi destekleyen Tirmizi'de bir hadis-i şerif daha var, dikkatimi çeken. Bir adam namaz kılar ve sonra Rabbim bana mağfiret et, Rabbim bana rahmet et diye dua eder.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o adamı, ey namaz kılan kişi acele etin. Namazı kılıp oturdun mu duaya başlamadan önce laiki veçhiyle Allah'ı sena et. Hamdin arkasında aslında Allah'ı sena etme de vardır. Biz ne kadar sena etsek de hakkıyla Allah'ı aslında sena etmiş olamayız. La uhsi senaen aleyk duasında ifade edildiği gibi. Ve sonra dua et dedi Efendimiz Aleyhisselam. Burada bir rivayet eden ravi diyor ki bundan sonra bir başkası daha namaz kıldı. Önce Allah'a hamd etti. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a salatü selam okudu. Resulullah Aleyhisselam da bu adamı görünce şunu söyledi. Ey namaz kılan kişi dua et. Tam şartlarını yerine getirdin. Dua et. Duana icabet edildiğini göreceksin dedi. Gerçekten bu rivayet ve buna münvasil başka rivayetler de var. Bir tanesine daha temas etmek istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh naklediyor bu rivayeti. Resulullah aleyhisselam buyurdular ki dua sema ile arz arasında muallakta durur. Hani bazen mesaj atıyoruz da karşı taraf kapalıysa, nerede duruyorsa muallakta bir yerde bizim mesajlarımız duruyor. İşte dua da arz ile sema arasında bir yerde durur. Bana salatu selam okumadıkça Allah'a yükselmez. Bu rivayetin farklı şekilleri de var. Dua Allah'a yükselmez tabiri elbette mecaz bir tabirdir. Haşa Allah yukarılarda bir yerlerde duruyor da ona yükselecek manasında değildir. Zaten bu tevhid akidesi içinde de böyle anlaşılmaz. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu mecazı telmihen ifade buyurdu bir ayet. Fatır suresi 10. ayet. İleyhi yes'adül kelimu tayyibu vel amelü salihu yerfe'u. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri de salih amel yükseltir. Güzel sözler Allah'a yükselir. Ama güzel sözleri de salih amel yaparsanız yine onlar güzel olmuş olur ve Allah'a yükselir. Bu ayette Allah'a yükselir tabiri var. İşte buradaki manayı murat, ilahi murat ne ise bana salatü selam getirmediği sürece kul dua etse de onlar semada muallakta bir yerde bekletilir. Allah'a yükselmez ifadesini bu çerçeve içerisinde mana, mantık içerisinde ele almak gerekiyor. El-Hüsnül Hasin kitabı var. Ebu Süleyman Ed-Darani'nin sözünü naklediyor orada. Duanın adabı olarak Ebu Süleyman Ed-Darani diyor ki Allah'tan herhangi bir talebin olduğu zaman yani dua edeceğin zaman önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam okuyarak başla. Sonra dilediğini talepte bulun. Bu yönünü söylemiş. Başka rivayetlerde salveleden önce hamd et. Allah'a hamd et. Biz bazen duaya başlarken hayattan şikayetçi, bedbin aslında öyle değil de hamd et. Allah ne verdi ise senden geldi ya Rab razı manasında hamd ederek duaya başla. Sonra Efendimiz Aleyhisselam Ebu Süleyman Darane'nin ifadesiyle Efendimiz'e salatü selamda bulun ve sonra duanı Allah'tan ne istersen iste dua et. Ve sonra diyor ki Ebu Süleyman Ed-Darani duanın da sonunda yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salatü selam getirmek suretiyle de duanı tamamla. Dün mü evvelki gün iki önceki sohbette bu hususa dikkat çekmiştim. Bediüzzaman Hazretleri de iki makbul dua ortasındaki dua makbuldur diyor. Efendimiz Aleyhisselam'a getirilen salatü selam duasını Allah reddetmez. Başta makbul bir dua, duaların sonunda makbul bir dua olan salatü selam duası, iki makbul dua arasında yapacağımız diğer duaları da Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağını orada da aktarmıştım. Şimdi tekrar etmiş oldum mevzu münasebetiyle.
Ayrıca Tirmizi'nin naklettiği bir rivayet daha var. Rivayetin başında sahabe-i kiramın ulemasından aynı zamanda dört kişiden Kur'an'ı alınız buyurduğu, bir tanesi de Abdullah İbni Mes'ud diye saydığı Kur'an kârilerinden Abdullah İbni Mes'ud bu rivayeti bize naklediyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer radıyallahu anhüme beraber otururlarken ben namaz kılıyordum. Namazı bitirip oturunca ben önce Allah'a karşı Allah'a sena ile hamd ile başladım duama. Arkasından Resulullah Aleyhisselam'a salatü selam okumaya devam ettim. Burada bir incelik daha var. İleride bunu müstakillen ele almak istiyorum. Sonra kendim için dua ettim. Dua yaparken hamdele, besmele, hamdele, salveleden sonra kişi önce kendine dua etmeli. Sonra kimi edecekse yakınlarından başlayarak eşi, annesi, babası, çocukları vesaire, ümmete, insanlığa dua. Dünyası için, ukbası için dua. Ama önce kendine dua etmeli. Abdullah İbni Mesud diyor ki ben de önce kendime dua ettim. Sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bana baktı ve sonra bana şöyle seslendi. İste, istediğin kadar iste, istediğin veriliyor. Ey Abdullah iste, Allah'tan iste, dua etmeye devam et. İstediklerin Allah tarafından sana veriliyor. Buyurdular ki bu da bu hususun çok önemli noktalarından bir tanesidir. Bu mevzuyu destekleyen o kadar çok rivayet var ki ve Efendimiz Aleyhisselam'a salatü selam getirmek. Bunu başka rivayetlerle de aslında Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle de desteklemek isterdim. Çünkü hutbelerde de okunan İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahul azim. Muhakkak ki Allah ve melekleri Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam ediyor. Salat ediyor ayetteki kelime. Ey Allah diyor ki ey iman edenler. Madem Allah salat ediyor, melekler de Efendimiz'e salat ediyor. Ey iman edenler. Siz de Hazreti Muhammed'e hem salat hem de selam ediniz. Bu bir Allah emridir. Demek ki Efendimiz'e salatü selam getirilmeli. Ama özellikle dualarımızın kabulüne de vesile olacak. Vesile-i vusulün en başında olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salatü selamlar ne kadar getirebilirsek. Biz hemen kısadan geçiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin diyoruz o kadar veya biraz daha ilaveler yapabiliyoruz. Halbuki hamdi bütün Kur'an'daki hamd ayetlerini okuyarak daha çaplı, daha cami, daha ciddi dua yapmak istiyorsak okumalı ve bir de Efendimiz'e salatü selamların değişik versiyonlarıyla beraber de okumalıyız. Okuyabiliriz. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selamün aleyke ya Habiballah. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selamün aleyke ya Emine Vahile. Binlerce kere, binlerce. Binlerce kereyle binlerce çarptığınız zaman ortaya ne çıkıyorsa işte o kadar sana salatü selam olsun. Ey Allah'ın Habibi, ey Allah'ın Resulü, ey vahinde emin olan Muhammedül Emin olan zat. Daha farklı tabirler de kullanabiliriz. Ağaçların yaprakları sayısınca, yağan yağmurların damlaları sayısınca, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca, yerdeki kum tanecikleri sayısınca, denizlerin dalgaları sayısınca, Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün insanlığın konuştuğu kelimelerin, konuşacakları kelimelerin harfleri sayısınca, melekler sayısınca sana salatü selam olsun.
ey Allah'ın şanı yüce nebisi diyerek Efendimiz'e böyle cami salatü selamlarla salatü selamlar getirdikten sonra ellerimizi kaldırıp ve sonra kendimize dua edip neler diyecek, nasıl dualar yapacaksak inşallah bunları Rabbi Ecelle Ala'ya takdim edeceğiz. Duanın kabulle karin olma şartlarıdır. Bunlardan iki tanesine temas ettim. İnşallah yarın da başka noktalarına temas edeceğim. Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar Türkiye saatiyle saat 20'de her gün Facebook canlı yayınında sizlerle beraber olacağım. Bunu dostlarınıza, arkadaşlarınıza duyurursanız tabii ki mutlu olurum. Yani bir işe yaramış olacağıma inanırım. Ondan dolayı mutlu olurum. Ve sonra başına bir jenerik koyarak YouTube sayfasına da atıyoruz. YouTube sayfasına da aboneler bulursanız bu önemli hususlar, şifreler diğer insanlara, Müslüman kardeşlerimize de ulaşırsa tabii abone olmaları bir de şeyi açacaklarmış herhalde oradaki zili. Biz bunları YouTube'a attığımız zaman ilk defa hemen onlara tembih ikaz gidiyor ve haberleri oluyorlar demektir. Cenab-ı Hak yaptığımız, yapacağımız bütün dualarımızı kabul eylesin. Kabul edilen dualar içinde, dualar hürmetine Ya Rab bizlerin de duasını kabul eyle. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.